Kanal T ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Bugün bir sağlıklı yaşam programıyla daha karşınızdayız. Bugün bitki uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte bir cilt problemi olan sivilcelerden bahsedeceğiz ilk konumuz olarak. Evet İbrahim Bey, sivilcelerden başlayalım. Evet, sivilceler. Şimdi ergenlik çağında özellikle, genellikle hormonların yavaş yavaş değişmesi, gelişim vesaire nedeniyle fazla yağ salgılamaya başlar doku. Bunu da bir fasa benzetelim. Yağ kıl diplerindeki, kıl köklerindeki yağ bezeleri fazla yağ salgılanırsa bunu vücut frenlemeye çalışır. Yukarıdan baskılar. Bu da içeride stafilokokon, streptokokon denen bakteriler burada oluşan yağı yemeye başlar ve enfeksiyon ortaya çıkar. Buna sivilce denir. Eğer ki tedavi edilmezse akneye dönüşür, ağırlaşır. Ne yapılabilir? Bununla ilgili Avustralya'da yetişen çok özel bir bitki var. Melaleuca alternifolia. Bu yaprağı, yaprağı kuruduğu için pek şey yapılmaz. Melaleuca alternifolia, Latincesi, İngilizcesi tetri. Bu çay ağacı yağı denir. Kaptan Kusto Avustralya'ya gittiğinde bakıyor ki yerli halk Avustralya'da bir bitkinin yaprağını çayını içiyor. Bu diyor çay ağacı. Aslında çay ağacının ilgisi yok. Melaleuca alternifolia. Adı çay ağacı yağı olarak kalıyor. Bunun oradaki yani Avustralya'da bunu çayını içerler. Christoph Dean isimli seyyah Güney Afrika'da yaralanıyor ayağından. Ayağındaki yara iyileşmiyor bir türlü. Adam perişan Londra'ya geri dönüyor. Seyahatini yarıda bırakıyor. Kardeşi diyor ki problem değil. Kardeşi de seyyah. O da Avustralya'dan gelmiş. Gelirken çay ağacı getirmiş. 1770'li yıllarda. Yani çok eski 200 yıllık bir hikaye. Bunu sür diyor, bu iyi gelir. Çay ağacı yani sürüyor, yara hemen iyileşiyor. O çok güzel diyor. Ben gideyim Avustralya'ya bu ağacı yetiştireyim, çoğaltayım. Bu Christoph Dean Avustralya'ya yerleşiyor ve hayatını bu ağaçları yetiştirmekle geçiriyor. Çiftlik kuruyor. Bunlarla eterik yağlar elde ediyor. O günden bugüne kadar dünyanın hemen hemen her ülkesinde bu çay ağacı yağı akne, sivilce gibi rahatsızlara, herpes gibi rahatsızlara karşı kullanılır. Çok çok da etkili. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmaları mesela birisi Profesör Doktor Bazert içerisinde %5 melaleuca yağı içeren alkolle akne ve sivilcelere pansuman yapıyor. Hastaları tedavi ediyor. Kimyasal ilaçlardan daha etkili olduğunu da belgelemiştir. Profesör Doktor Williams ve ekibi tırnak mantarına karşı çay ağacı yağı içerisinde %5 oranında çay ağacı yağı içeren alkolle tırnak mantarını tedavi etmiş. Profesör Doktor Blanche Paris Tıp Fakültesi'nde bu da bayanlarda pis kokulu akıntılara karşı, vajinal akıntılara karşı tampona çay ağacı yağından 4-5 damla damlatıyorsun, fitil gibi kullanıyor bayanlar. Bakire olanlar bilmiyoruz nasıl yapacak. Herhalde biraz zor bakireler için. Ama evli olanlar fitil gibi kullanabilirler. Bunu kullandığı zaman pis kokulu akıntılar kurtulur. Bir hanımefendi artık onda penisilin mantarı yerleşmiş. Mantarın en kötüsü yeşil bir akıntı geliyor bayanda, pis kokulu. Ne kullandıysa fayda etmemiş. Doktorları yazmış, çizmiş. Hiçbir faydası olmuyor. Kadıncağız artık normal yürüyemiyor. O kadar mantar vajinasında. Ağrısızı veriyor. Hareketleri bile sınırlıyor. Hiçbir iş yapamıyor. İşi gücü bırakmış. Bana dediler ki bu hanımefendiye yardım kolay. Çay ağacıya 4-5 damla tampona damlatıp kullanıyor. O kadar. Günde 2-3 defa fitil şeklinde. Bir hafta kullanmış. Hiçbir şey kalmamış.
İkinci hafta kadın hastanelik. Ben aradılar, dediler ki ya bayan hastanelik oldu, ne yaptın sen? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben, bir şey yapmadım. Dedim ki şu şekilde kullanırsa bir şey olmaz dedim. Nasıl kullandınız? Söylemiyorlar da. Ya söyledim ki ona göre bileyim yani. Nasıl kullandınız da hastanelik oldu. Rahim ve vajina bütün şişmiş. Neden, niçin? Böyle bir şey olmaz. Bu çok iyileşeyim diye birkaç damla değil, yani söylenmesi için biraz içine boşaltmış. Yani bu da yakmış tabii ki. Ama bu da kalkıp şey yapmış. Biraz da herhalde saf birisi. Söylenen gibi kullanılmak gerekir bunu. Yani tarifin dışına çıkmamak gerekir. Çok etkili. Birkaç damla. Burada bir sunucu hanımefendinin yanağından böyle bir herpes çıkmış. Çeşit çeşit ilaç kullanıyor. Hiçbir şey fayda etmiyor. Dedi ki bana sunucu anlatırken, iyi ver bakayım da şunu bir kullanayım. Buyur dedim. Bir damla sürdü. Bir gün sonra herpes diye bir şey kalmadı. Bir gün sonra. Başka bir sunucu hanımefendi, başka bir televizyon programında, onda da akne. Sürekli fondötenle kapatıyor burasını. Dedim ki ne var? Akne var. Problem değil. Bir damla sürüyorsun. Bir gün sonra geçer. Gerçekten mi? Gerçekten. Şimdi benim oğlumda da hayasında mantar kapmış, pişik oluşmuş. Doktor verdi birkaç ilaç, fayda etmedi. Dedim ki dur, ben hallederim. Çay ağacıyla pansuma yattım. O zaman 3-4 yaşında. Testislerde pişik oluşmuş, kızarmış. Ağrıyor, sızlıyor. Birkaç defa sürdüm, pansuma yattım, hiçbir şey kalmadı. Bu her türlü mantara karşı, akneye, sivilceye karşı çok çok etkili. Bununla da ilgili dünya çapında klinik araştırmalar var. Profesör Doktor Bazar, Profesör Williams, Profesör Blaise klinik araştırmalar yapmışlar. Hastalar üzerinde denemişler. Bir iki hasta değil, yüzlerce hasta üzerinde denenmiş ve 1770'li yıllardan beri kullanılmakta. Yeni bir şey değil zaten. Klinik araştırmalar var. Avustralyalılar bunu binlerce yıldır kullanmakta, yerli halk. Çok eski bir şey. Her türlü akne, sivilce iyileşir mümkün. Ha bugün ismini vermeyeceğim, kimyasal bir hap var. Akne sivilceye karşı gençler bunu çok kullanıyor. Ne oluyor? Karaciğeri perişan ediyor. Karaciğeri yavaş yavaş bitiriyor. Karaciğer önce yağlanıyor, sonra Allah korusun. Sonra ağzı, dudağı kuruyor. Kimyasal akneye karşı kullanılan ilaçlar ağızda kuruma, dudakta çatlama, birçok anormallik ortaya çıkıyor. Psikolojisini bozuyor. Bu nedenle akne ve sivilceye karşı kimyasal ilaç kullanmak tehlikeli. Yani gitsin önce internetten baksın, yan tesirini yazıyor. Bu ilacın yan tesiri ne? Çıkar. Bakmadım. Akneden kurtulayım. Tabii ki akne sivilce iyi değil. Kişinin yüzünde anormallikler ortaya çıkıyor. Gençler de ortaokul, lise, ilkokul çocuklar işte. Tabii ki okulda güzel gözükmek istiyor kızlara karşı, kızlar erkeklere karşı. Ergenlik döneminde problem yaşıyorlar. Asla kimyasal ilaç kullanmasınlar. Çünkü çok yan tesiri var. Yani bir sivilceden kurtulayım derken karaciğeri gidebilir. Kimyasal ilaç kullanmak tehlikeli. Ama çay ağacı yağı, illa bunu alın demiyorum. Başka firmanın alın, kimi ürününü alırsanız alın. Ama çay ağacı yağı hiçbir yan etkisi yok. Tamamen %100 doğa. Ve de çok ucuz. Ya herkes alıp, herkes kullanabilir. 10 lira yani, o kadar da ucuz. Evet, gayet ucuzmuş, kullanılabilir.